Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Köy binası 12 hesabımızda ejder yarasa kombinasyonuyla cap canlı saldırılarımız olacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi bu hesabımızda usta 2 ligindeyiz. İnşaatçılarımızdan iki tanesi boşta bir de laboratuvarımız boşta arkadaşlar. Ganimet olarak az buçuk bir ganimetimiz var fakat herhangi bir şey doldurmaya yetmiyor. İnşaatçılarımızın boşa çıkmasına da az bir zaman kalmış. Büyük koruyucumuz yükseltmedeydi onu da taşlayıp çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi bu köyümüzde hangi eksiklikler kaldı? Havan var, Okçu Kraliçe ve Barbar Kral var. Onun dışında baktığımızda bir başka havanımız, toplarımız ve okçu kulelerimiz kalmış. Savunma anlamında köyümüz çok güçlü gerçekten fakat duvar anlamında zayıfız. Koruyucumuz 37 oluyor. Barbar kralımız 46. seviyede. Kraliçemiz de 47. seviye. Kahraman olarak da bir tık gerideyiz diyebiliriz. Şöyle laboratuvarımıza bir bakalım. Bu arada telefonun sesini kıstım. Ee, şimdi dev duvar kırıcı okçu Goblin, bir sürü yükseltmemiz var. Önemli olarak kullandığım askerleri zaten basmıştım. Ee, zehir büyüsünü bitirmemiz gerekiyor, o önemli. Onun dışında yine ufak tefek bir iki tane yükseltme yapsak güzel olur. Şimdi inşaatçılarımızın ve laboratuvarımızın boş durması bana birazcık dokundu. Ve sizlerin de yorumları vardı köy binası 12 saldırıları gelsin diye. Ben de dedim bir ejder yarasa patlatırız buradan da uzun zamandır video çekmemiştik. Şimdi ordumuz bu şekilde arkadaşlar. Ejder, balon ve yarasa ordumuzun en temelini oluşturuyor. Bu saldırı yapacağınız bu orduların maksimum olması lazım belediye binasına göre. Onun dışında düşük seviyede saldırırsanız çok fazla verim alamazsınız. Klan kalemize 2 yeti 1 sinsi goblin aldım. Bir de zeplin aldım arkadaşlar. Belediye binasını direkt zeplinle alacağız. Şimdi koruyucumuzun da 3,5 saate yakın vakti var. 45 yeşil taş karşılığında bunu da tamamlıyorum. Yavaştan dilerseniz ilk savaşımıza geçelim. Ganimet olarak güzel arkadaşlar. Kara eksiri de özellikle başarılı. Şimdi ejder yarasa kombinasyonu nasıl yapılır? Gördüğünüz gibi bir adet buz golemimiz var. Bunu kahramanlarla birlikte kullanacağız. Püskürtücünün bir tanesi aşağıya doğru, bir tanesi de kartal topunun oraya doğru bakıyor. Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım. Şuradan bir bebek ejder atıyorum. Barbar kralı gönderdim. Kraliçeyi gönderdim. Buz golemi de bıraktım arkadaşlar. Şimdi şuradan duvar kırıcılarımızı patlattım. Ejderi de alttan yolladım. Güzel duvarı patlattık. Hemen bir takviye daha gönderdim. Barbar kral aşağı gitmesi kötü oldu ya. Burayı ben bilerek temizlemiştim. Sıkıntı yok. Tamam barbar kral da o tarafta. Yavaştan savaşımızı başlattım. Ejderleri bakın yaydım. Balonları da bıraktım. Koruyucuyu hava yapıyoruz. Bir adet öfke büyüsü peşinden Zeplin'i de yolladım. Bakın belediye binası merkezde olduğu için Zeplin'in ulaşacağını düşünerek erkenden basıyorum. Eğer ki en ters noktada olsaydı ona göre biraz daha geç yollayacaktım veya biraz daha geç basacaktım. Şimdi güzel ejderlerimiz, balonlarımız her şey ilerlemeye devam ediyor. Belediye binasını indirdik. Şuradan kartal topunu da indirelim. Çok tatlı olacak. Buz golem baya bir namussuz ya. Orada ulaşamadı hiçbir yere. Bizi oyaladıkça oyaladı. Şimdi şuradan yarasalarımızı gönderdik. Gözümüz direkt büyücü kulelerinde. Eğer ki cehennem kuleleri de çoklu olursa o zaman gözünüz hem de çoklu cehennem kulelerinde olacak. Bir dondurma dağıttım. Birinci büyücü kulesi tamam. Şimdi arkada bir adet daha büyücü kulesi var burada tekrardan kullanıyorum arkadaşlar ve köyü bu şekilde üçlemiş oluyoruz. Büyücü kulesini aldık mı? Aldık. Tamam. Bundan sonrasında sıkıntı bulunmuyor arkadaşlar. Yarasamız gerekli temizliği zaten yapıyor. Arkadan ejderler geliyor. İşte koruyucumuz var. Buz golem hala hayatta ya. Senin ölmen lazım abi. Senin burada ne işin var? Yani bir sağa gitti bir sola gitti. Saçma sapan hareketler ya. Git öl birader öl de. Dondurma etkin çıksın ortaya. Orada 2-3 tane savunma donduruyor. Güzel. Şimdi 22 kupamızı aldık. Güzel de bir ganimet aldık. Saldırılarımız son hız devam etsin. Şimdi köyümüzü hemen analiz edelim. Yine belediye binası merkezde bir düzen. Bakın püskürtücülerin bir tanesi sola, bir tane sağ alta bakıyor. Hemen bu şekilde bir taktik planlaması yapacağız. Kartal topu önemli. Kartal topu önemli ama Buradan saldırırsak şimdi püskürtücü sıkıntıya düşürür. Şuradan bir başlangıç yapalım kahramanlarımızla arkadaşlar. Çünkü püskürtücüyü genellikle üfleme yaptığı noktaya göre tercih ediyorum. Duvar kırıcıları bıraktım. Buz golemi gönderdim. Şuradan bir ejder patlatalım. Bir duvar kırıcı daha attım. Şimdi bu taraf güzel temizlendi arkadaşlar. Ejderimiz de üst tarafı temizlediğine göre şöyle ortadan başlangıç yapabiliriz. Peşine balonları yığdım. Koruyucuyu bıraktım. Bir öfke büyüsü arkadan zeplini gönderdim. Şimdi koruyucu özelliğiyle birlikte unutmayın zeplini hayatta tutmak bizim için çok önemli. Şu noktada bastım koruyucunun özelliğini. Zeplin belediye gelecektir. Öfke büyüsünü hazırladım. Öfkeyi burada patlattım. Zeplini de indirdim. Barbar kralının özelliği basıldı. Belediye kolayca indirildi. Ayrıyetten merkezdeki çoklu cehennem kulesini de aldık. Şimdi bir tık daha bekliyorum. Askerler iyice ilerlesin. Yavaştan büyücü kulesi sayısı da azaldığı için şuradan başlatıyorum. Bakın buradaki büyücü kulesinde zaten ejderler alıyor arkadaşlar. O yüzden sol taraftan göndermeyi tercih ettim. Buradaki bir tane büyücü bize sıkıntı yaratabilecek olay. Onu da dondurduk. Rahat bir 3 yıldız daha alıyoruz. Gerçekten yarasa büyüsünü özellikle arkadaşlar köy binası 12'de kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü köy binası 12'de Maksimum seviyeye sahip yarısalarınız Onun dışında köy binası 13'te de maksimum, köy binası 14'te de maksimum. Yani hepsinde 5. seviye. O yüzden köy binası 14'te yarasa aktif olarak kullanılıyorsa, köy binası 12'de de fazla fazla iş yapar arkadaşlar. Elimizdeki dondurmayı da merkeze gönderdim. Çıksın gitsin, ordumuzun düzenini bozmasın diye güzel bir kupa, güzel bir ganimet aldık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Üçüncü köyümüzde karşınızdayız arkadaşlar. Tekrardan belediye binası merkezde bir düzen geliyor. Şimdi Kartal topu alt tarafta püskürtücünün birisi buraya birisi çaprazlamasına bakıyor. Yani en mantıklısı şöyle şu koridordan faydalanmak gibi gözüküyor ama alttaki çoklu cehennem kulesi de beni korkutmuyor değil. O yüzden işimi garantiye alacağım şuradaki çoklu cehennem kulesinde indirmek istiyorum. Aman Heh, bebek ejder hayatta. Buz golem, barbar kral ve kraliçeyi bıraktım. Hemen peşine duvar kırıcılarımızı gönderiyoruz. Duvarı patlattık güzel. Şimdi ne yapıyorduk? Ejderimizi de şu noktadan bırakıyoruz arkadaşlar. Barbar kral yine dış taraftan ilerlemesine devam ediyor. Şimdi kenarlar temizlendiğine göre hafiften savaşa başlayalım. Şu an beni korkutan tek konu e, Cehennem kulesinin çoklu olması zeplini de erkenden yolladım bir öfke büyüsü patlatıyorum koruyucunun özelliğinde bastım koruyucunun özelliğini çok güzel bir noktada bastık bütün askerlerimizin hasar almasını engelledik fakat orada zeplinimiz hortuma tutuldu yine de belediye binasına ulaştı çok güzel. Ejderlerin bu arada balonlarla birlikte sağa sola kayması muhteşem. Belediye binasına doğru gitselerdi sıkıntıya düşerdik. Şimdi fazla da beklemeyeceğim yarasaları şuradan saldım abi. Gözüm e, buradaki büyücü kulesinde. Savunmaları hızlıca indirelim ki ejderlere de yardım etsinler. Şöyle birinci dondurmamızı kullandık. Çok güzel. Arka taraftaki çoklu cehennem kulesi de iniyor. Tekrardan bir dondurma attım arkadaşlar. Şimdi buradaki tek problemimiz çoklu cehennem. Çoklu cehennemi de donduruyoruz. Arkada bir tane büyücü kulesi kalacak muhtemelen. Çokluyu alacağız mı? Çokluyu da aldık. Süper. Topu da indiriyoruz. Köyde bir şey kalmadı. Yani eşek değillerse o kadar ejder, koruyucuyla birlikte köşedeki bir tane büyücü kulesinde indirirler diye düşünüyorum. Tabii ki bir yandan pat pat güdümlüler de geliyor. Allah'tan koruyucumuz da var arkadaşlar. Hiçbir problem olmayacak. 3 yıldızımızı kurtaracağız Allah'ın izniyle. Şimdi ejderlerimizin bir kısmı sağ taraftaki temizliği yapıyor. Onun dışında büyücü kulesi de an itibariyle inmiş durumda. Çok güzel. Şimdi 3 yıldızımız geldi. Bu savaşımızda bu şekilde tamamlamış olduk. Ganimete bakmadım saldırı yaparken. Köyü gördüm direkt güçlü güzel bir köy. Saldıralım dedim saldırdım. Şimdi ganimete dikkat edelim bakalım güzel ganimet almış mıyız? Çöp ganimet mi almışız? Güzel kare iksir güzel iksir güzel. Altın birazcık düşük kalmış. Yapacak bir şey yok. Saldırı yapacağımız köy bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir tane çoklu cehennem kulesi var. Şimdi püskürtücülere bakalım. Biri sola biri sağa bakıyor. Şöyle tepeden saldırmak o yüzden daha mantıklı. Fakat bu şekilde saldırılarda kahramanları yakından atıp ejderleri uzaktan atmayı pek tercih etmiyorum. O yüzden kahramanları uzak noktadan yollayıp ejderleri daha yakın noktadan göndereceğim. Bunun sebebi zeplini bıraktığımız için arkadaşlar uzak nokta olduğunda belediye binasına zeplinin ulaşması çok sıkıntı olabiliyor. O yüzden böyle bir taktik kullanıyorum. Ejderimizi de o köşeden bıraktım. Şuradan duvar kırıcılarımızı gönderdim. Bir tane daha bıraktım. Kahramanlar girerse girer, girmezse girmez diyecektim. Zaten duvarı da patlatamadık. Şimdi şuradaki işlevimizi yapıyoruz. Kahramanlar bu tarafta. Yavaştan şöyle ejderlerimizi yığalım. Balonlarımızı bıraktık. Koruyucumuzu gönderdik. Barbar kralın özelliğini bastık. Şurada bir öfke büyüsü patlatıyoruz. Şimdi zeplini birazcık bekleteceğim bakın. Çünkü çok uzak noktada belediye binası. Oraya ulaşmak da birazcık sancılı olabilir. Şimdi gönderdim arkadaşlar. Bir tane tekli cehennem kulesini de alabilseydik güzel olurdu. Koruyucuyu şurada mecburiyetten bastım. Çünkü koruyucunun özelliğinin gölgesinden çıkıyordu. Sıkıntı oldu savaşçık birazcık. Çünkü üst taraftaki kartal topunu indiremedik. Kartal topunu indiremeyince de baya bir hasar vuracak gibi gözüküyor. Belediye binasını rahat bir şekilde indiriyoruz. Şimdi buradaki önemli konu şu. Yarasaları nereden göndereceğiz? Ona bakıyorum. Yani şuradan göndereceğim arkadaşlar. Ejderlerimiz de merkeze doğru gelmişken hazır. Şurada bir dondurma büyüsü kullanalım. Çoklu cehennemi bir indirelim. Bir tane daha kullandım. Güzel. Şuradaki e, büyücü kulesi odaklandığı güzel oldu. E, Ejderlerimiz odaklandı bakın. Bu da bizim 3 yıldız almamızı sağlayabilir ama büyücü kulesinin inmesi lazım. Anam anam. Onu indiremedik işte. O kötü oldu. Hava savunmasına bakalım. Hava savunmasını da indiremedik. Ejderler alacak ama arkada bir de tekli cehennem var. Yani savaşı güzel e, idare ettik arkadaşlar. Son hamlede bir tane daha büyücü kulesi olması bize birazcık problem yarattı. Yarasalar ölünce 3 yıldızı alamadık maalesef. Olsun ganimeti temizledik en azından. O da bir yandan güzeldir. Son büyücü kulesi indiriliyor. Koruyucu hani belki tekli cehennemi de indirebilir ama zaten sonrası da süre yetmez ayrıyetten iki tane okçu kulesi bulunuyor. Tekliği indirebilecek mi? Ah seviyesi şöyle birazcık daha bir tık daha yüksek olsa max olsa 40 olsa çok tatlı olurdu. Olsun bu da bizim nazar boncuğumuz olsun. Devam edelim. Vallahi ganimet ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir tane de ölü köy buldum. Şu ganimeti de geçmek istemedim. Bir tane de böyle dandik bir köye saldıralım. Hızlıca ganimetimizi alalım. Yine taktiğimiz belli. Aynı şekilde saldıracağım. Ama bu sefer yarasaları göndermemize bile gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Bebek ejderi de bıraktım. Üst taraftan bir ejder yolladım. Bu köye şöyle saldırı yapalım. O zaman ejderlerimizi yollamayalım arkadaşlar. Böyle bir challenge olsun. Zaten 3 yıldızı alacağız da. Hadi biraz da şovumuz olsun diyelim. Ganimet ihtiyacımız var. Şimdi yalan yok şu ganimeti de kaçırmak istemedim. Koruyucuyu bıraktım. Duvar kırıcılarımızı şuradan gönderelim. Askerlerimiz acı çekti. Zeplini yolladım. Sadece Kılan kalesindeki öfke büyüsünü kullanacağım. Şöyle bir öfke patlatıyorum. Şurada da koruyucunun özelliğini bastım. Şimdi diğer öfkeyi de aslında belediye kullanmamız lazım da kullanmayacağım ya. Zaten oradaki iki tane yeti içinden çıkan bir sinsi goblin belediye binasını indirecektir. Evet diğer büyülerimizi kullanmayacağım arkadaşlar. Şu an için beklemedeyim. Ejderlerimizin hepsi hayatta kahramanlarımız da yaşıyor. Şimdi yapacak bir şey yok. Bundan sonra seyredeceğiz. Sizlerle birlikte seyredeceğiz. Köyün üçlenmesinin tadını çıkartacağız. Barbar kralımızı şu noktada basıyorum. Kraliçemizi de birazdan basacağım. Az biraz daha bekleyelim. Savaşın sonuna doğru bekleyelim ki bir sonraki savaşımızda hızlı bir şekilde ayaklansın. Evet artık savunmada kalmadığına göre şurada basalım. Kraliçemizin özelliğini ganimet çok iyiydi. Yani Bundan öncesinde aslında videonun başında çekerken 1 milyonluk falan da ganimetler geçtiğim oldu Ölüköy'de ama başlangıçta yapmayayım dedim. Şimdi arada gelince de kaçırmak istemedim. Biraz bir sonraki savaşımıza geçelim. Saldırı yapacağımız köy bu şekilde. Ganimet de gayet bomba. Ordularımızı sallayıp inşallah 3 yıldız kurtaracağız. Şimdi belediye binası bu noktadaymış. Püskürtücü aşağıya burada buraya bakıyormuş. Tam istediğimiz düzenlerden bir tanesi. Şöyle bir başlangıç yapalım arkadaşlar dilerseniz. Bebek ejderimizi gönderdim bu taraftan. Ejderimizi de şöyle gönderdim. Artık mantığını e, tamamen kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Yani belli bir düzenim var. Sürekli o şekilde saldırıyorum. Gelen köyün düzenlerine göre bu şekilde ilerletiyorum ordularımı. Duvar kırıcıları yolladım bu arada. O tarafa gitmeseydi daha tatlı olurdu. Şuradan da ejderlerimizi yayalım. Evet ejderleri bıraktık. Balonları gönderdik. Koruyucuyu yolladık. Bir öfkeyi patlattık. Aynı şekil ilerledik. Şimdi zeplinimizi de gönderelim arkadaşlar. Kraliçe tekli cehennem odaklandı. Biraz daha bekliyorum. Şu ejderler aşağıya kaymasaydı güzel olacaktı dediğim anda koruyucu da oraya kaydı. Ama bir problemimiz var. Zeplin püskürtücüye takıldı. Püskürtücü değil arkadaşlar. Neydi adı? Hortum. Hortum'a takıldı. Hemen bir öfkeyi patlattık. Belediyeyi orada yetiler indirsin Şimdi hemen bakıyorum abi. iki tane büyücü kulesi görüyorum. İki tane büyücü kulesi ile birlikte nasıl bir problem olabilir? Şimdi şuradan başlasak ejderler hızlı ölür. Ejderlerimiz ölmesin ya. Şuradan hava savunmasında bir alalım. Şimdi birazcık sıkıntı korkutmuyor değil köy beni. Şimdi birinci dondurmayı şuradaki büyücü kulesinde o noktada kullandım. Yarasalar bir tık dağıldı. O hoş olmadı. Şurada bir dondurma daha kullanıyorum. Sol taraftaki büyücü tamam. Eyvallah hava savunmasını da aldık. Tekliği alabileceğiz mi? Dondurdum ama yetişebildik. Güzel tekliği de indirdik. Ama arkadaki indirdik. İndirdik. hem yani sonunu indirdik ama arka tarafta 3 tane XA'yı var abi. Hem hava hem kara. Yani onlar kara olsaydı direkt derdim ki 3 yıldız aldık. Ama hava kara olunca işler değişiyor tabii ki. 3 yıldız alamayacağız diye duruyor. Çünkü 5 tane Tesla da orada eşek başı değildir. Sola kayın abi en azından ganimeti alalım dediğim anda ejderlerin sağa kayması da çok manidar oldu. Tamam o tarafı indirelim. Haydi koruyucu sen de destek atıyorsun. Şunları bir indirin be. O güdümlü geldi. Güdümlü gelmeseydi tatlıydı. Şu arkadaki ganimeti nasıl alacağız? Anlatın bana. Anlatın da dinleyeyim. Yok onları alamayacağız artık yapacak bir şey yok. 2 yıldızda kalmış bulunmaktayız an itibariyle. 37. seviye koruyucumuz şu an klan kalesini indirmeye çalışıyor ama yukarıda da okçu kulesi odaklandı. Yani bekledim indiremeyecek klan kalesini indiremeyecek yapacak bir şey yok. %85 ile savaşımızı sonlandırdık ama güzel bir ganimet aldık. Artık yavaştan son savaşımız diyelim arkadaşlar Bayağı bir saldırı yaptık. Hemen köyümüze bakıyorum. Kartal topunu arıyor gözlerim. Kartal topunu gördüm. Püskürtücü, püskürtücü. Şimdi ne yapalım? Şuradan kahramanları salsak. Aa arada boşluklar var. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Buz golem attım abi. Barbar kralı bıraktım. Kraliçeyi dıştan yolladım. Kraliçe dışta temizlik yapsın. Şuradan bir bebek ejder patlatıyorum. Buz golem patladı. Barbar kral da orayı temizledi. Güzel yol açtık. Çok güzel bir yol açtık bu arada. Hemen ejderlerimizi yolladık. Balonlarımızı da şöyle bırakıyorum. Anam anam hataya bakar mısın? Koruyucu yok arkadaşlar. Koruyucunun kalkmasını beklemeyi unutmuşum ya. Abi az bir süre vardı kalkmıştır dedim. Al işte. Şeyi de yollayamadık. Nedir adı? Zeplin de gitmedi. Belediyeyi şimdi nasıl alacağız? Alabilirsen al buyur. Haydi balonlar siz alın. Şurada bir dondurma kullandım abi. Hadi belediye açıldı. Yani bir dondurmayı daha attım. Atmasaydık da olurdu şu an. Şöyle bir problem var. Kartal topunu hemen alalım abi. Bir tane dondurma büyümüz var. Tekli cehennem orayı mahvetti. Büyücü kulesi iki tane kaldı. Kartal topunu indirdik. Tekli cehennemi indirdik. Şurada dondurmayı kullandım. Arkadaki büyücü kulesini atsaymışız daha güzel olurmuş. Abi hataya bakar mısın ya? Koruyucu olmadan savaşa girmek nedir? Birisi bana bunu anlatsın. Şimdi köyde bir tane büyücü kulesi kalır mı yok? Kraliçe de öldü. Yine bir tane ilk sayı köyü savunacak. Koruyucu olmadan da 3 alıyorduk ha bu arada. Koruyucu çok şey fark ediyor arkadaşlar. Bir süre ejderimiz hayatta kalacaktı artık yapacak bir şey yok bu saldırıda böyle olsun. Son 3 savaşta 3 yıldız alamadık ya. Yani burada net 3 yıldız alacaktık. Ben size ona söyleyeyim. Yani koruyucu olsaydı net 3 yıldız da olsun. Yapacağımız bir şey yok. İçeride kalan ganimete üzüldüm ya. Biraz daha ganimet kaldı tamam. İnşaatçılarımızı dolduracağız. Şuradan hemen klan kalesinden ganimetimizi topladım abi. Çok güzel. Şimdi 3 inşaatçımız boştaydı değil mi? Havan var. Onun dışında topa gücümüz yetmiyor. Okçu kulesine de yetmiyor. Şurada bir tane havanımızı bir basalım. Güzel. 12 gün. Bunu tamamladık. Şimdi kare iksir var, iksir var. Laboratuvarımıza bir girelim. Laboratuvarda ne basılıyor? Okçu basılıyor. Oo, Madenci. madenci basarım ya. Yani madenci gerekli. Ne yapacağız? Topla dedim. Aha geldi. Vallahi geldi. Gelmez diyordum. Az buçuk iksirimiz varmış. Şuradan Madenciyi kitapla mı bitirsem ya? Çekiçle pardon. Abi bunu ben çekiçle bitireyim. Neden diye sorarsanız buradan binici madenci videosu çekeriz. Bunu ben bir bitireyim abi. Güzel. Madenciyi maxladık. Şimdi binicimiz de maxtı zaten. Tamam şifa da max. Çok güzel. Şimdi burada iksirle basarız gerekirse. Gerekirse kare iksirle basarız. Koruyucuyu yükseltmek istiyorum. 12 milyon istiyor. Onun dışında kraliçe yükseltmesi. 175 bin Barbar Kralda 160.000. Şimdi bir de bir laboratuvara bakalım. Laboratuvarda önemli basabileceğimiz ne varsa ona göre hareket ederiz. Şimdi şöyle baktığımızda kara iksirle basabileceğimiz bir şey yokmuş zaten. İksirle basacağımız da bir yıldırım büyüsü hoş olur. Yıldırımı maksarız. Ee, onunla da ileride ejder yıldırım videosu çekeriz arkadaşlar ya da Elektro ejder yıldırım öfke dondurma da yaparız. Yıldırımı biz buradan maksayalım buna da mı çekiç baslam diyeceğim de yok. Yıldırıma basmam. Şimdi kitap da varmış abi. Kitabı da harcamayalım. Onu da köy binası 13'e geçersek kullanırız. Elimizde iki tane inşaatçı boşta. Artık şu an için gücümüzün yettiği bir şey yok. Ben video kapandıktan sonra kara iksirimizi doldurup kara iksirle e gidip barbar kralı ya da kraliçe yükseltmesi yapacağım. Bu arada kupamız da 2962'ye doğru geldi. Bugün ejder yarasa saldırıları yaptık arkadaşlar. Mantığını anlattım. Anladığınızı düşünüyorum. İnşallah da beğenmişsinizdir. İnşallah da eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.